Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk kez videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz öncelikle hemen gidip kanalıma abone oluyorsunuz. Daha sonra da videoya geçiyorsunuz. Adım Sevgi ve son zamanlarda özellikle üniversitelerin böyle açıklanması, kim nereye gitti, yerleşti, üniversiteler açılacak derken bu süreçte özellikle tam da sürece yönelik videolar çekiyordum. Geçen sene de benzer şekilde çektim ve geçen sene çektiğim bazı şeylerin güncel versiyonu. Onları çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla arz talep oluyor. Ve bana gelen sorular üzerinden, abla şunları da çeker misin dediğiniz şeyler üzerinden ilerliyorum. Ve bugün de sıramızda yurt ihtiyaç listesi şeklinde bir video var. Ve ben bugün size totalde 2 sene üniversitede, 4 sene lisede yurtta kalmış biri olarak 6 senelik yurt hayatımın kısmen özeti gibi olacak şekilde bir öğrenci yurtta nelere ihtiyaç duyar, neleri götürmeli, neleri götürmemeli, nelere dikkat etmeli şeklinde bir video hazırlayacağım. Videoma hoş geldiniz. Çok da uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum aslında. Sadece geçmeden önce bir şey söylemem gerekiyor. Eğer takipte kalırsanız bundan bir sonraki videomuz sanırım ya da iki sonraki videomuz. Sizin yine son zamanlarda benden çok fazla istediğiniz Eskişehir'de bir öğrenci ne kadar? Dışarıda tadilat var da. Eskişehir'de bir öğrenci bir ayda ne kadar harcar şeklinde bir video çekeceğim. Siz o videodan, ya mesela ben Eskişehir diye yapacağım. Siz ev apart fiyatlarına gittiğiniz, okuduğunuz şehre göre, kendinize göre oranlayıp kendi bir aylık harçlığınızın ne kadar olabileceğini çıkarabilirsiniz. Yani illa Eskişehir'de olmak zorunda değilsiniz. Şimdi videoya devam edeceğim. Dışarıdan gelen sesler için üzgünüm. Video çekmek için çok uygun bir yer bulamıyorum şu an evde. Çünkü binanın dış cephesi tadilatta. Şimdi çok fazla uzattım. Hemen videoya geçiyorum. Ben şimdi sizin ihtiyacınız olan şeyleri buraya yazdım ve şu şekilde şuraya bir yere resimlerini koyacağım ya da en sonda aşağıya bir link bırakacağım. O link üzerinden siz artık işte ihtiyaçlarınızı gidip yüz yüze ya da online alabilirsiniz. Sadece not alın diye, size kolaylık olsun diye ben yazacağım ya da aşağıya linkleyeceğim. Hiçbir şey reklam değil bu arada, onu da hemen bir belirteyim. Şimdi bir yurda gidiyorsak İlk ihtiyacımız olan şey nedir? Bir bavuldur, valizdir artık ne diyorsanız. Bu bavul ya da valizin en önemli özelliği kumaş olması arkadaşlar. Yani gidip de plastik, sert plastik valizlere, bavullara para vermeyin bence. Özellikle bu kalitesiz olanlar zaten direkt trink diye kırılıyorlar. Özellikle kumaş alın. Benim kumaş tavsiye etmemin en büyük nedeni, şimdi bizim çok eşya götürmemiz gerekiyor bazen. Ya da mesela kışlık şeyler koyduğumuzda o valiz hemen doluyor. Ve o valizin esnemesi. Plastik valizler asla ama asla esnemiyor. Azıcık bastı da zaten kırılıyorlar eğer kaliteli bir şey değilse. O yüzden kumaş valiz almanızı öneririm. Ama eğer diyorsanız ki ben plastik seviyorum ama işte kalitelisini kullanıyorum, o zaman yine tercih size kalmış arkadaşlar. Şimdi valiz üzerinden gidecek olursak, eğer siz eşyalarınızı sığdırmaya çalışıyorsanız, kışlıklarınızı falan da götürecekseniz vakumlu poşet alabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki vakumlu poşete gerek yok, size alternatif olarak şöyle bir şey sunuyorum. Çöp torbası poşetleri var ya, büyük kalın olanlardan. Onun ağzını şu şekilde yapıp büzüp elektrikli süpürgeyle işte çektiğinizde, vakumladığınızda yine vakumlu poşet görevi görüyor. Sadece hemencecik sıkıca bağlayıp kaldırmanız gerekiyor. Sadece vakumlu poşet kadar kolay olmuyor yapması ve onun kadar da dayanıklı olmuyor. Alabilirsiniz, çok pahalı değil. Ama diyorsanız ki yok, evde çöp torbası var, gidip bir de ona para vermeyeyim, bir ton şey alacağım zaten. O zaman böyle de yapabilirsiniz. Şimdi valizden devam ediyoruz. Yine valiz içi düzenleyiciler olarak hurçlar var arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama yani erkekler de kızlar da bunları alabilir. Çünkü bu hurçları hem valizde düzenleyici olarak hem de yurtta dolabınızda düzenleyici olarak kullanabilirsiniz. İşte iç çamaşırınızı, çorabınızı gibi ufak tefek böyle etrafa dağılabilecek şeyleri onların içine koyabilirsiniz. Ki aynı şekilde valiz düzenlerken valizin içerisine de o şekilde koyabilirsiniz bunları. Bir de dolap içi düzenleyici olarak demişken
Hemen bir oraya el atacağım. Şimdi şuraya koyacağım birkaç çeşit dolap içi düzenleyici var. Bunlardan bir tanesi 2-3 gözlü olan çekmece şeklinde düzenleyiciler. Özellikle kızlar için makyaj malzemeleri, ıslak mendil, küçük ıvır zıvır gibi şeyleri koymak için ya da takıları falan çok alternatif oluyor. İşte bir gözüne çoraplarını koyuyorsun, bir gözüne makyaj malzemelerini koyuyorsun gibi. Bundan alabilirsiniz. Ek olarak bir tane daha dolap düzenleyici önereceğim size. Böyle kat 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 açılan, valize koyduğumuzda da böyle tek bir şekilde olan var ya, buraya resmini koyacağım. İşte onu dolabınıza astığınızda her göze, benim dolabımda vardı, İşte tişört, pantolon falan koyabiliyorsunuz. Bu şekilde bir dolap içi düzenleyici de alabilirsiniz. Bir tane daha vardı, şu an onun şeklini hatırlayamadım ama o da bayağı kaliteli bir düzenleyiciydi. Eğer bulursam onu da şuraya bir yere eklerim resim olarak. Şimdi valiz kısmını bitirdik ve dolap içi düzenleyicileri de hemen aradan çıkarttık. Yeri de gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi evden giderken sanki eşyalarımız böyle evde kalıyor ve bir daha onları kullanamayacakmışız gibi hissediyoruz. Özellikle ben mesela asla giymedim, böyle yıllardır giymedim pantolonları bile yurda götürdüm 2 sene. Ve tabii ki tahmin ederseniz orada da giymedim. Ve dolabımda inanılmaz derecede yer kapladı bunlar. Ve o kadar çok zorlandım ki hem giderken hem gelirken hem orada dolabımı kullanırken beni mahvettiler. O yüzden kullanmadığınız, kullanacağınızı düşünmediğiniz, ya ben zaten şu ana kadar totalde 2-3 kez giydim, hani 4. de giymem dediğiniz şeylerin hiçbirini lütfen götürmeyin, giymiyorsunuz. Ben bunu daha önce de söylemiştim zaten. Buna da dikkat edin. Şimdi diğer yurt içerisinde kullanacağımız böyle diğer malzemelere, önemli malzemelere gelelim. Şimdi arkadaşlar, ben buraya ilk nevresim yazmışım. Yani nevresime gerek yok aslında. Oradan veriyorlar ama bu biraz daha opsiyonel. Yani diyorsanız ki ya ben çok titizim, onların verdiği nevresimler işte bazen lekeli falan oluyor, onları kullanamıyorum, o zaman kendi nevresiminizi götürebilirsiniz. Ama işte bazen bunlar kontrol ettiklerinde size diyorlar ki hani tek tip olması lazım bunların. Hani hepsi aynı nevresim. Kaykay nevresimi var ya, onu da şuraya koyacağım. Hepsinin ondan olması lazım diyorlar. O yüzden size kızıyorlar. Siz yine de hani götürüp ya o sırada hani kirliydi, yıkadım onu, kendimkini taktım tarzında konuşabilirsiniz belki, bilmiyorum. O kısmı size bırakıyorum, risk almak da size kalmış. İsterseniz götürebilirsiniz ama bence gerek yok, boşuna yer kaplamasın valizinizde, oradan veriyorlar zaten. Terlik arkadaşlar. Ya terlik şöyle bir şey, ayakkabıyla zaten odada falan geziyorsunuz ama terlik, mesela her zaman ayakkabı giymek istemiyorsun ve yurt içinde ya da yemekhaneye giderken yurt dışında giydin, bir terliğin oluyor. İşte yurdun içinde giydiğin normal üstü kapalı kışlık terliklerden olabilir, yurdun dışında giydiğin farklı bir terliğin olabilir. Ya bence en az 2 tane terliğiniz olsun yurdun içi veya dışında giymek üzere, ya da yurdun içi ve dışında aynı terliği giyip duşta ayrı bir terlik olmak üzere en az 2 terlik, isterseniz 3 terlik götürebilirsiniz ama çok yer kaplıyor. O yüzden bence en az bir 2 terliğiniz olsun derim size. Çünkü duşta giydiğiniz terlikler ıslak oluyor ve tekrar onunla odaya gelemiyorsunuz falan. O kururken siz diğer terliğinizi giyersiniz. Bu şekilde 2 terliğe de ihtiyacınız var. Sadece burada da şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi terlik gibi olmayan, hani evde giydiğimiz pantuflar oluyor ya, onları yurda götürmeyin çünkü ayakkabılarla işte dışarıda giydiğimiz şeylerle o yurdun odalarında geziyoruz ya, mahvedersiniz onları orada. Boşuna o tatlı şeyleri orada mahvetmeyin açıkçası. Bunu da burada hemen bir söylemiş olayım. Çok önemli, eğer yurtta, ya ranza olmak zorunda değil, işte bazadır. Ama hadi baza da olmasın, ranza olsun, dolabınızda en azından asma kilit arkadaşlar. Şöyle iki çeşit asma kilit götürün. Bir tanesi böyle uzun olan ama uçları küçük olacak bu arada. Diğeri kısa olanlardan. İki tane asma kilit alın. Yani ranza olsa da kullanmazsınız, durur. Belki baza denk gelir, bilemezsiniz. Yanınızda bulunsun çünkü oraya eşyalarınızı koyduğunuzda bazanın altına falan sadece siz açabilin. Gidip de bir başkası sizin bazanızı ya da başka odalardan gelen bir insan bazanızı rahatlıkla açmasın. Çünkü biliyorsunuz ki KYK odalarında kilit yok ve oda arkadaşlarınız dışında diğer odalardan insanlar ellerini kollarını sallayarak odanıza gelip girebilirler maalesef ki. Ve hırsızlıklar da KYK yurtlarında maalesef ki oluyor arkadaşlar. O yüzden 2 tane kilit kesinlikle öneririm. Bu arada gidip de şey almayın, bu küçük olanlardan, hani büyük böyle hani odunluk gibi şeyleri kilitlediğimiz dev asma kilitler oluyor ya, onlardan almayın arkadaşlar.
Şimdi hemen teknolojik şeylere geçeceğim. Kettle arkadaşlar normalde yasak ama bence götürebilirsiniz. Çünkü sürekli sıcak su gidip de yemekhaneden alamazsınız. Yemekhane 11'den sonra kapanıyor, zaten bulamıyorsunuz. Özellikle gece saat 1-2'de ders çalışıyorsun, kahve içmen gerek. Nereden su bulacaksın? Bir kettle'ınız olsun, yasak ama bu dandik kettle'lar var ya, onlardan almayın. Onlar gerçekten şartel attırıyor. O yüzden de gelip hani hangi odadan attığını falan görebiliyorlar. Bence böyle Simba'nın falan kettle'ları var. Bende de ondan var. Hala onu kullanıyorum. Kettle'la değil hatta, kahve makinesi. İsterseniz Türk kahvesi de yaparsınız. Bence onlar birebir hani bir kişiye yetecek kadar şu boyutta zaten. Onlardan alabilirsiniz. Tamamen fiyat performans bence. Normal kettle'da alabilirsiniz. Ama o kadar büyük bir şeye gerek var mı sanmam. Böyle saat boy ütüsü götürebilirsiniz. Normalde KYK'larda ütü oluyor ama şöyle, şimdi herkes o ütüyü kullandığı için ütünün altına gidiyor, bir tanesi eteğini yapıştırıyor, bir tanesi gömleğini yapıştırıyor. Sen de onu gidip beyaz gömleğine vurduğunda beyaz gömleğin başkasının siyah gömleğinin lekesi oluyor. Bildiğiniz orada böyle kocaman bir leke oluyor. O yüzden hani o ütüyü ben hiç kullanmadım. Yani mahveder kıyafetimi diye. Eğer ütü yapmayı seven ve ütü yapmadan da dışarıya çıkamayan biriyseniz bir seyahat boy ütünüz olsun. Ya ben ütüsüz kıyafet giyebildiğim için şu ana kadar hiç götürmedim, gerek de görmedim. Seyahat boy saç kurutma makineleri oluyor. Onlardan götürebilirsiniz. Büyük de götürebilirsiniz. Bu da tamamen opsiyonel. Hani diyorsanız ki ya ben yer bulamam, çok eşya götürüyorum, o zaman bu küçük olanlardan götürebilirsiniz. Hatta Migros'ta falan sanırım satılıyor onlardan. Minnacık oluyor zaten. Çok da gayet işlevsel oluyorlar. Teknolojik alet olarak teknolojik alete girmiyor ama kulaklık arkadaşlar, yani eğer bir kulaklığınız yoksa, sanmıyorum ama olmayabilir, muhakkak bir kulaklık edinin. Çünkü özellikle yurtta işte gece film izleyeceksin, şarkı dinleyeceksin ya da başkasının sesini duymak istemiyorsun, kulaklık çok önemli arkadaşlar. Çünkü dışarıdan dinleyemezsin hiçbir şeyi, başkasını rahatsız etmeye hakkın yok. Onun dışında üçlü prizler var ya, böyle uzatma kabloları, ya mesela ranza denk geldi, üst kat ranza denk geldi, ihtiyacın var. Ya da diyelim ki priz yatağının başucunda değil, diğer yatakta, ihtiyacın var. Hani takarsın, ortaya koyarsınız, ortak kullanırsınız. O yüzden arkadaşlar bir tane üçlü priz ne olur ne olmaz yanınızda götürün. Ya en kötü ders çalıştığınız yerde, işte etüt odalarında falan bilgisayarınızı takmak için kullanırsınız. Muhakkak bir işinize yarar arkadaşlar. Bunu da hemen aradan çıkarttım. Şimdi dolapla alakalı şuna geleceğim. Askı arkadaşlar, en az bir 5 tane askınız olsun bence. Çünkü çok işe yarıyorlar. Hatta ben bir ara pantolonları bile asıyordum. Çünkü daha az yer kaplıyorlar. İşte montlar, ceketler, hepsini mecburen dolaba asman gerekiyor. Montu öyle atamıyorsun. O yüzden minimum 5 tane askınız olsun. Ama bir 7-8 tane olsa çok çok daha iyi olur arkadaşlar. Özellikle şey olan askılardan alın. Hani bu böyle bir de altı olan var ya, altına pantolon falan asarsın, gömlek asarsın, üstüne de işte mont asarsın, ceket asarsın, onlar daha işlevsel oluyor. Ben bunları tavsiye ederim size. Dolap demişken ayna arkadaşlar, her dolapta ayna olmuyor. Siz bir makyaj aynası alabilirsiniz ya da bu dolaba yapıştırılan aynalar var ya, üçlü ikili falan oluyorlar. Onun da linkini ya da fotoğrafını şuraya bir yere ekleyeceğim. Onlardan alabilirsiniz. Dolabınızın içine ya da dışına yapıştırırsınız. Ya dışına yapıştırırsanız başkaları da kullanabilir. Ama içine yapıştırırsanız siz kullanırsınız. Tamamen size kalmış bu kısım. Eğer makyaj aynası almazsanız da böyle bir ayna düşünebilirsiniz dolapla alakalı da. Bir de dolapla alakalı dolap içi askılar var. Onlardan alabilirsiniz. Böyle dolabın üst tarafına yapıştırıp işte havlu falan asmak için kullanırsınız. Bir de dolapla alakalı yine şöyle bir şey var. Dolabın kapağına asılan böyle kumaş bir şey var. Böyle gözleri var, cep gibi. İşte diş fırçası kabını, diş macununu, işte tarağını falan koydun. Bu şekilde bir dolap düzenleyici de alabilirsiniz yine arkadaşlar. Aklıma gelmişken hemen onu da bir aradan çıkarttım. Şimdi gelelim çamaşırlara. Çamaşırlar için bende bir tane file vardı. Lise yurdunda vermişlerdi. O zamandan kalmıştı. Ben çoraplarımı onunla yıkıyordum. Çünkü küçük şeyler kayboluyor arkadaşlar. Çamaşırlarınızı yıkamak için bir tane file. Sütyenler falan tarzı şeyler için sütyen topu muhakkak bir tane, iki tane. Çamaşırlarınızı koymak için böyle, ya da işte onu başka şeyler için de kullanabilirsiniz ama ben özellikle onlara çamaşırlarımı koyup biriktiriyordum, kirli çamaşırlarımı. A101 ya da Gratis'lerin böyle dev poşetleri var ya, onlardan alabilirsiniz. Zaten 1 lira 2 lira bir şeydir herhalde. Onun dışında şöyle bir şey var. Şimdi kirli çamaşırlarınızı biriktirmek için eğer ondan hani
daha böyle farklı bir şey almak istiyorsanız sepet tarzında böyle file sepetler var ya da hurç şeklinde sepetler var. Böyle fileler de böyle direkt dümdüz katlanıyor. Hurç olanlar da böyle açtığında kutu gibi oluyor, prizma şeklinde normalde katlanıyor. Böyle şeyler de alabilirsiniz. Ama benim dediğim gibi A101 Gratis gibi ya da Migros gibi markaların poşetlerini kullanabilirsiniz. Ben poşet kullanıyordum. Gidip de çamaşır filesi dedim, o makineye atılan değil de kirli sepet olarak kullanılandan bulamamıştım. Bu arada bunları böyle daha iyi. Bu arada bunları şeylerden takip edin. Aklıma gelmişken A101, BİM, Şoklar'da özellikle üniversitelerin açılacağı zamanlarda aktüel ürün olarak böyle hurç setleri geliyor. Dolap içi düzenleyiciler geliyor ve çok uygun oluyor. Ve gerçekten de kaliteli şeyler satıyorlar. Özellikle A101'inkiler falan çok iyi oluyor. Onları da takip edin bence. Ben onları çok takip ediyordum. Hatta tam o zamanlarda şey almıştım. Ya bu tarz şeyler bence götürmeyin, çok yer kaplıyor valizde, ama böyle metal kutular almıştım. İşte bir tanesine makyaj malzemelerimi, bir tanesine takılarımı falan koyuyordum. Ama valizde inanılmaz yer kaplıyor kutular. Ya bunları çok önermem. Onun yerine hurçlara koyabilirsiniz. Zaten daha sonra hurca döndüm. Ya mesela şu boyutta bir hurca tüm makyaj malzemelerimi sığdırıyordum. Bunlar bence daha sağlıklı. Hem valiz açısından hem dolap açısından. Böyle bunları da takip edebilirsiniz. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi gelelim böyle mutfak tarzı ürünlere. İki tane kupanız olsun. Bu ikinin nedeni, bir tanesi kirliyken her zaman onu yıkamaya üşeniyorsunuz, diğerini kullanıyorsunuz. Yani bence minimum iki tane olsun. Ya da birinden su içerken diğerinden kahve içiyorsundur falan. Bir tane tabağınız, bir tane kaseniz. Kase Nesquik yemek için, yulaf yemek için muhakkak şart bence. Ya tabağın yoksa bile kasen olsun. Benim tabağım yoktu. Şu boyutta A101'de satılan bir kasem vardı. Her şeyi onunla yapıyordum. Mükemmel bir kase. Ya direkt Nesquik kasesiydi zaten. O şekilde bir kaseniz olsun. Bir çatal, kaşık, bıçağınız olsun. Bıçak çok önemli meyve kesmek için falan. Çatal ve kaşık da çok önemli. Yemekhaneden de alabilirsiniz. Ama yemekhaneden aldıklarınızı gelip topluyorlar. Diyorlar ki yemekhanenin eşyası varsa verin. Kendi eşyanızı götürün. Yıkayıp yıkayıp dolabınıza koyun. Bence bu daha sağlıklı arkadaşlar. Bir de yani bu tamamen opsiyonel, ama işte yurtta kalıyorsan, arada bir kütüphaneye gidiyorsan, okula giderken falan da ekstra bir ihtiyaç olduğu için bir tane su matarası, bir tane de termos bence edinin. Özellikle termos sabah kalkıp işte soğukta okula giderken böyle okulda her gün çaya 15-20 TL vermemek için mükemmel bir şey. Çünkü okulda verdikleri çay da sallama çay ya da okuldan aldığın kahve de Nescafe, böyle toz kahvesi. Senin yurtta yaptığın kahve de çay da aynısı. Sadece kendin daha uyguna yapıyorsun. Yani bir tane termosunuz ve bir tane su matarınız bence olsun. Su matarası da yurtta ya çok işinize yarıyor zaten. Bunu da söyledim. Onun dışında lateks eldiven alın arkadaşlar. Bunun nedeni de şu. Özellikle duştan sonra saçlarınızı falan oradan almanız gerekiyor. Ve onu elinizle almak iğrenç geliyor. Çünkü 4-5 kişi orayı kullanıyorsunuz. O yüzden bir lateks eldiven, hani pis işlerinizi yaparken kullanırsınız bunu da. Instagram'da biraz da şey görmüştüm. Kitap okurken kullandığı böyle ayraç gibi bir ledi vardı. Ve direkt kitap okurken kullanıyormuş. Hani gereksiz falan demişler hatta. Böyle bir şey siz de alabilirsiniz. Ya da direkt küçük masa lambaları, şu kadar falan masa lambaları var. Öyle bir masa lambası edinebilirsiniz. Hem masanızı da aydınlatmak için, kitap okumak için de. Ya mesela direkt yatağın arkasına takılıyor bu. Direkt yatağını aydınlatıyor. Bu şekilde bir masa lambası ya da led elde edebilirsiniz. Edinebilirsiniz daha doğrusu. Ama şart da değil. Bu tamamen size kalmış. Yine opsiyonel, kişiye bırakıyorum bunu. Bir tane göz bandı. Eğer aydınlıkta uyuyamıyorsanız, yurt arkadaşlarınız erkenden uyumuyordur belki. Ya da işte saat 11 senin uykun gelmiştir ama daha saat erkendir. Bir tane uyku bandınız olsa bu da çok iş görür arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttuğum çok önemli bir şey var. Ağrı kesici. Yani yurtta böyle fellik fellik insanlardan, fellik fellik ne demek biliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten ağrı kesici arıyorsunuz ve çok önemli. Ya bir tane paroldur, majeziktir artık. Ağır mı kullanıyorsunuz, hafif mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama başınız ağrır, gözünüz ağrır, karnınız ağrır. Bir tane ağrı kesiciniz bulunsun her zaman ve asla eksik etmeyin yanınızdan. Bu çok önemli bence. Onun dışında tabii kullandığınız bir ilaç varsa, yani spreydir, burun spreyi, ağız spreyi, başka bir ilaç, sakın unutmayın. Onu da yanınızda götürün ki zaten unutmazsınız. Şimdi bir tane de aklıma şey geldi. Ya bence bu gerek değil ama ben şöyle yapmıştım. Ben yurt videolarında görmüştüm, işte iğne iplik seti götürüyorlar. Böyle yuvarlak, her renk iplik iğne falan var işte.
Bence buna gerek yok. Ben evden siyah beyaz ip bir de iğne götürdüm. Birkaç kez kullandım bu arada. İhtiyacım oldu. Ya isterseniz bir tane siyah beyaz iğne iplik götürebilirsiniz arkadaşlar. Bence o şeye gerek yok. Yani gidip de ona o kadar para vermeyin bence. Bu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Hiç aklımda bile yoktu. Şimdi şöyle kişisel bakımla alakalı aynayı söyledim zaten. Makyaj aynası orada her zaman ayna bulamayabilirsiniz. Tuvalet banyo dolu oluyor olabilir. Hani dolap aynası ya da bir makyaj aynanız olsun dedim. Onun dışında kişisel bakım ürünlerine geldiğimde bir banyo lifiniz olsun arkadaşlar. Diş fırçasıyla alakalı bir diş fırçası kutunuz olsun. Şuraya bir yere onun da resmini koyarım. Çünkü diş fırçanızı ortaya atamıyorsunuz. Tuvalete banyoya da koyamıyorsunuz. O yüzden bir kutunuz olsun. Direkt dolabınızı o şekilde koyarsınız. Onun dışında bir tarak zaten götürürsünüz. Ben de şey vardı. Tırnak makası, cımbız ve törpü seti almıştım. Siz de böyle bir set alabilirsiniz. Size böyle bir set alabilirsiniz. Çok işe yarıyor. Onun dışında saç kurutma makinesini söyledim. Havlu arkadaşlar. El yüzü havlusu ve onun dışında artık bornoz mu kullanıyorsunuz duşta? Normal havlu mu kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ama bence normal havlu götürün çünkü bornozlar çok yer kaplıyor ve zor oluyor kurutması, asması falan. Normal havlu bence okey yani. Yine siz bilirsiniz ama bu benim önerim. Onun dışında düzleştirici, maşa ne kullanıyorsanız, deodorant, bakım ürünleriniz bunlar yine opsiyonel size kalmış kullandığınız şeyleri. Yüz bakımdır, işte kişisel bakım, saç bakım bunları götürürsünüz zaten unutmazsınız. Onun dışında arkadaşlar ben izlediğim yurt videolarında görüyorum. Diyor ki şampuan al, işte sıvı deterjan al, yok git sabun al, şunu al, peçete al. Hani ailen para versin. Zaten seni ailen götürüyor. Yani ya da ailen sana parasını atsın. Hani buradayken al ki sen orada ekstra para harcama diyorlar. Ya ailen sana parasını atsın oradayken al. Bunları boşuna buradan taşıma. Yani oradayken almanız gereken şeyleri de ben yazdım size. Kesin kesin almanız gereken. İşte şampuan, duş jeli, deterjan, yumuşatıcı, ıslak havlu, çay ve kahve. Bu çok önemli arkadaşlar bu arada. Bunları da buradan almayın. Gidince oradan alırsınız. Sadece evden işte doğal şeyiniz varsa falan götürebilirsiniz. Noodle, hazır çorba gibi şeyler tüketiyorsanız çok zararlı bence tüketmeyin ama tüketiyorsanız da götürebilirsiniz. Ben de arada tüketiyorum çünkü. Sıvı sabun, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri çünkü o yediğiniz tabak kaseler bahsettim ya onları yıkamak için bunlar şart. Onun dışında peçete, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ben buraya yüzey temizleme bezi yazdım. Ya yani toz bezi artık kalmadı bence. Bir tane yüzey temizleme bezi alırsanız ilk gittiğinizde ya da kirlendiğinde, toz olduğunda masanızı, dolabınızı, yatağınızı onlarla silersiniz. Hem zaten çamaşır sulu olduğu için daha bence temizleyici oluyor. Aklıma gelmişken hemen onu da söyleyeyim dedim. Bu cümleyi çok kurdum bu arada. Ya bence bunları oradan alın arkadaşlar. Sadece işte çay, kahve ve gece acıktığınızda yiyebileceğiniz özellikle kuru gıda, kuru yemiş gibi şeylerden çikolata, çubuk kreker stoklayın bunları. Çünkü gece acıkıyorsun, market yok, KYK'nın yemekhanesi kapalı ve gidip de başkasına ya ben çok açım yemeğin var mı diyemiyorsun. Böyle şeyleri biraz stoklayın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım her şeyi saydım. Yani eksiğim varsa siz yorumlara yazarsınız. Birkaç tane video izledim ekstra olarak. Dedim acaba kendim eksik bir şeyler yaptım mı bilmiyorum. Hani tamamlamak için. Onun dışında Instagram'dan birkaç sayfadan işte bir şeyler buldum. Link falan buldum götürmek için. Onları da işte şey yaparım. Aşağıya koyarım ben. Bu arada şey de denebilirsiniz. Aklıma gelmişken bende var mesela. Bu düzenleyici şeyler oluyor. İşte deodorant falan koymak için. Valiz hazırlama videomda da göstermiştim zaten siyah. İçine deodorantımı falan koyuyorum. Ya da küçük bir kabım var mesela. O da bir çanta gibi, cüzdan gibi. Direkt kablo cüzdanı, işte şarj kablomu, kulaklığımı falan ona koyup kapatıyorum. Direkt çantaya atıyorum. Hem onlar yıpranmıyor hem de çantamda çok fazla yer kaplamıyorlar. Çantam kablo kablo olmuyor. Böyle şeyler de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da söylemeden hemen bitirmeyeyim dedim. Videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.